Başkanım, kanalizasyon çalışması başladı, hayırlı olsun. Bize bu çalışmalardan bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tabii Yeşilyalı konum itibariyle, yerleşik alanları itibariyle Trabzon'un en önemli beldelerinden bir tanesi. Dolayısıyla nüfusunu sürekli artıran, şu andaki en son nüfus sayımına göre resmi nüfusumuz 4200. Ancak bu nüfus yılın belli periyotları, zamanları içerisinde 7000-8000'e ulaşıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu kadar yoğun bir nüfus alanına sahip olan bir belde olduğumuzdan dolayı ancak kanalizasyon şebekemizin yeterli olmadığından dolayı tabii ki önceliklerimizin arasında Yeşilyalı Belediyesi'nin işte yerleşim alanının tamamını kapsayan kanalizasyon ve altyapı ihalesinin yapımı vardı. Allah'a şükürler olsun ki bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da Trabzon Belediye Başkanımızın da katkılarıyla %50'sini devletten hibe olarak %50'sini de Yeşilyalı Belediyesi'nden karşılamak üzere imar sahamızın tamamını kanalizasyon ihalesi olarak yaptık. Yüklenici firma ihaleyi aldı ve bir ay önce de yapımına başladı. Bunu memnuniyetle belirtiyorum. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın inşallah önemli bir hizmeti olarak karşılarına çıkacak. Tabii Yeşilyalı'nın toplam alan olarak söyleyecek olursak 300 hektarlık bir alana sahibiz. Ancak biz kanalizasyon ihalemiz imar sahası içini kapsayan, yani %50'lik alanı kapsayan kısmında yapılıyor. Ama birinci kademe, ikinci kademe diye ilavele devam edecek. Yerleşim alanının büyük bir bölümünü kapsıyor. Tabii bu bizim kanalizasyon ve altyapı ihalemizin bedeli yaklaşık 3 milyon lira civarında. Başta söylediğim gibi bunun %50'sini Çevre Bakanlığı karşılıyor. %50'sini de Yeşilyalı Belediyesi'nin bütçesinden karşılamak üzere ihaleyi yaptık. Yapımı devam ediyor. Yaklaşık olarak 2014 seçimlerden önce de inşallah bitirilecek. İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Benim şimdiden hayırlı olsun diyorum.